Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Her seferinde daha iyi olmuyor muyum? Bence her seferinde daha iyi oluyorum. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım harikasınızdır. Umarım çok iyisinizdir. Umarım çok 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 mutlusunuzdur. Bugün sizinle Kasım ayı okuduklarımın videosunu paylaşmaya geldim. Geldim be ya. Çok heyecanlıyım. Çok çok heyecanlıyım. Çok fazla kitap okuyamadım. Biliyorsunuz çalışıyorum. Önceden bir ay içerisinde mutlaka 20'ye yakın kitap bitirirdim. Yani 2 günde bir ya da günlük mutlaka kitap okurdum. Ama artık o şekilde ilerlemiyor. Ve bu beni biraz üzüyor açıkçası ama yapacak bir şey yok. Yine elimden geldiğince çok okumaya çalışıyorum. Şu kadar kitap okumuşum. Şimdi hepsini tek tek ufacık şekilde yorumlayacağım sizin için. Kaç puan verdiğimi de söyleyeceğim. Evet, şimdi yerimi tekrar düzenledikten sonra geldim. Demir Kral. İlk olarak Demir Kral'dan bahsedeceğim. Alice Harikalar Diyarı Retelling'i yarım bıraktım. 3 puan verdim yarısına kadar okuduğum için. Çünkü gerçekten hiç keyif almadım. Şöyle bir not geçmiştim Instagram'da yorum attığımda. O dönem okusaydım, yani 2012 veya 2013'te çıkmıştı. O dönem okusaydım belki de çok sevebilirdim demiştim ama yine bu ay içerisinde okuduğum Kraliçe de yine bu yıl içerisinde çıktı ve onu çok beğendiğim için sorunun kitapta olduğunu anladım. Akmıyor, çok çocuksu. Belki daha önce hiç fantastik okumayanlar için giriş kitabı olabilir. Yani şöyle hiç okunamayacak, akmıyor, gitmiyor sayfalar gibi bir şey değil. Ama fantastik kitap okumuş, fantastik kitap zevki artık bir tık daha gelişmiş insanlar bence Demir Kral'dan çok fazla keyif almazlar. Diyaloglar çok klişe, göz döndürüyorsunuz yani. O yüzden bitiremedim. Yorum yapmak da çok fazla istemiyorum. O yüzden 3 puan vermiştim diyorum. Bunu böylece geçelim. Ardından Tuz ve Keder Evi Epsilon'dan daha yeni çıktı. Beni okurken inanılmaz gerdi. Yani o geceyi yine hatırladıkça tüylerim ürperiyor. Grimm Masalları Retelling'iymiş ve ben bunu hiç bilmiyordum. Kitabın %80'ini çok beğendim. Yani yıl içerisinde okuduğum en iyi kitaplardan olacaktı ama sonunun böyle olmasını beklemiyordum. O yüzden birazcık hayal kırıklığına uğramadım desem yalan olur. 3 puan verdim buna da. Aslında Demir Kral'la karşılaştırmak çok manasız. 3 puan olarak az mı verdim diye bazen düşünmüyor değilim. Çünkü dili gerçekten ama gerçekten güzel. 3 ile 4 arasında gidiyorum. Puanım 3 kaldı ama birazcık daha düşündükçe değişebiliyor. O yüzden ona göre okuyabilirsiniz. Tamamen bir gerilim. Kadın karakterimiz Anna Leigh'in 12 tane kız kardeşi var. Ve kız kardeşleri sürekli ölüyor annesi de dahil. Ve acaba bir lanet mi var üzerlerinde diye korkuyor. Ve evi bu, yani eski zamanlarda yaşadıkları için, babaları da dük olduğu için bulundukları malikanede çok değişik şeyler oluyor. Ve kız bunların gizemini çözmeye çalışıyor. Kitap aslında biraz bunu anlatıyor ve çok gerilimli. O yüzden onu düşünerek okuyabilirsiniz. 15 art... Ne oluyor ya? Ses nereden geliyor? Acaba size de geliyor mu bilmiyorum. Şak 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 bir ses geliyor. Artı 16 demek istiyorum buna. Çok korkunçtu çünkü. Güzelle ortalama arası bir yerlerde kalmış. Keşke sonu daha farklı olsaydı diyebilirim bu kitap için. Çok güzeldi. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yalan söylemeyeceğim. Aşk üçgeni hiç sevmediğim bir şeydir. Hiç okuyamam kitaplarda. Katlanamam. Bazen severim. Hani böyle şöyle sevebilirim. Yani arada da böyle azıcık verilecek ama bizim iki karakterimiz yine baki kalacaklar. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Oraya katılan kısık aşklar falan kitapta olabiliyor. Ama burada bariz bir aşk üçgeni var ortada. Kızımız bizim sevmediğimiz, yani benim okuduğum kitap benim sevmediğim erkek karaktere aşık. Ben daha farklı, daha gizemli olan erkek karakterden hoşlandım. Alice Harikalar Diyarı Retelling'i. Ben Alice Harikalar Diyarı'nı okuyup ne izlediğim için bana bambaşka, çok ilginç gelmişti. Ve bunun ikincisini ve üçüncüsünü okuduktan sonra konuşamıyorum. Seri yorumunu gireceğim. Çok heyecanlıyım. Aralık ayına erteledim onu da. Aralık ayı okuyacaklarım videosu da gelecek. 2'yi ve 3'ü de Aralık'ta okuyacağım. Ama şu an için, yani ilk kitap için 5. Mutlaka da şans verilmesi gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ardından diğer kitabımıza gelelim. Diğer kitabımıza gelmeden önce şunları göstereyim ben. Biliyorsunuz ki Pegasus'tan Merilion'un Efsane Deha Şampiyonu diye bir kitap üçlemesi var. Bunun bir de çizgi romanları çıkmıştı. Efsane. Ben aldığım şeyi gösterdim. Aldığım zaman gösterdim ama Deha ve Şampiyon. Şöyle yine göstereyim. Ben daha önce Efsane Deha ve Şampiyon okuduğum için çizgi romanlarını almak istedim. Asi'yi okumak istiyordum. Okudum onu da. Ona da geleceğim birazdan.
çizgi roman okuyayım. Hani hatırladığım olayları hızlıca geçeyim istiyordum. Öyle de oldu. Çok beğendim. 5 puan verdim. Zaten 3'ü toplamda 1,5 saatte bitti. Kesinlikle asla kitabını okumamış insanlar çizgi romandan hiçbir şey anlamaz. Koleksiyonluk zaten bu. Hiç okumadıysanız mutlaka Efsane Değer Şampiyon'un kitabını okuyup Asiye'yi okumalısınız. Eğer okuduysanız ve ben tekrar hani okuyup geçmeden hızlı bir şekilde okumak istiyorum diyorsanız buna bir şans verip yani çok sevdiyseniz seri koleksiyonluk olarak kitaplığınıza tutabilirsiniz. Şöyle yine diğer videolarda da göstermiştim ama burada da göstereyim. Bu tarz çok hızlı bitiyor. Çok fazla diyalog yok. Çok fazla derinlik yok. Sadece en önemli olaylar verildiği için hızlı akıp gidiyor. Ben çok bayıldım bu yönüne. Üçünü birden dediğim gibi bir gecede 1,5 saat içerisinde bitirdim. Puanım 5. Yine tekrar ediyorum. Lütfen kitabını hiç okumadıysanız kitabını okuduktan sonra bunları alın. Çünkü bir şey anlamazsınız. Çok derinlikli değil. 5. 5. 5. Ama 5. Ama 5. 5. Ama 5. Ama 5. Neyse devam edelim. Ardından zaten o kitapları Asi okumak için almıştım. Hiç beğenmedim. Şöyle 3,5 puan veriyorum. Efsane Diğer Şampiyon'daki deyim gözünden sahneler çok güzeldi ve onlar sebebiyle akıyordu. Ama esas erkek karakterimiz kardeşi Eden. Ve çok ergen. O sadakatsizdeki Asya'nın oğlu gibi aynı. Çok özledim seni oğlum benim. Annesini baba çok özledim seni. Ali oğlum. Bundan sonra bizimle yaşamak ister misin? İsterim baba. Annemle kalmak yani istemiyorum. Seninle yaşamak istiyorum. İnsan vicdansız olabilir ya. Senin abin senin için neler yaptı? Hiçbir şeyden memnun değil. Utanmasa kitabın kötüsünü abi diyecek yani. Öf, o ergenliği, o ruhunun içinde düşünceleri okumaya katlanamadım açıkçası. Belki çok seven olmuştur. Ben katlanamadım. Bana göre bir karakter değildi kesinlikle. Onun olduğu sayfalar hiç akmadı. Hiç akmadı ama deyim ve Jun'un olduğu sayfalar çünkü devam niteliğinde olduğu için çok güzel. Onlar için çok güzel bir sondu. Ben çok beğendim. Sadece onlar için 3,5 puan verdim. Yani. Ardından. Video normal değil mi? Neyse devam edelim. Nimona. Çizgi romanlardan gidiyoruz. Nimona çok güzel, çok harikaydı. Neden yani bu kadar sevebileceğimi düşünmezdim. Yani okurum tatlı geçer gider diyordum hani böyle. Ama okurken güldüm, duygulandım, hüzünlendim. Keşke yani başka türlü bitemez gibiymiş aslında ama ben hep mutlu sonları istediğim, beklediğim için birazcık buruk bir sonla bitti diyebilirim. Kötü bir sonla değil, sakın o şekilde düşünmeyin. Mutlu ama buruk bir sonla bitti. İyi ile kötülüğün verdiği savaşta Nimona karakterimiz kitabın kötüsü Ballister Blackthorn. Blackthorn. Bir dakika dur. Blackheart. Evet. Ballister Blackheart'ın yanına geliyor ve beraber kötülük yapmaya başlıyorlar. Ama kitapta çok büyük bir mesaj var. Kötüler aslında kötü mü? İyiler aslında iyi mi? Yani tamamen bunu sorgulatıyor bize yazar çizgi roman boyunca. Çok hoşuma gitmişti. Çok güzel mesajlar veren ve bütün herkese önerebileceğim çizgi romandı. Mutlaka size bir şans verin. Puanım da 5-5'ti yani. Nimona'yı da çok sevdim. Ya yan yana çok tatlı duruyoruz. Devam edelim. Kalbinin Peşinde. Çok tatlı bir kitaptı gerçekten. İkinci şans hikayesiydi. Kadın karakterimiz Queen'in erkek arkadaşı ölüyor. Öldükten sonra organ bağışı yapıyor. Kız bir türlü erkek arkadaşı Trent'i unutamadığı için tüm organ bağışlarıyla görüşüyor. Ama bir tek onunla kalbi alan kişi irtibata geçmiyor. Ve o da rahat hissetmiyor. Yani istiyor ki geçinmeliyim. Yani o benimle irtibata geçmeli ve onu görmeye gidiyor. Görmeye gittikten sonra her şey karman çorman bir hal alıyor. Bunu anlatan bir kitap. Yani bir sürü post-it yapıştırdım. Güzeldi. Yani %100 harikaydı diyemem. 4 puan verdim. 5 üzerinden 4 puan verdim. Ama aktığı kesin yani akıyor, duygulandırıyor, hüzünlendiriyor ama 5-5 bir kitap değil. Yani Bin Öpücük gibi, Asbel Dostan Günüşüm gibi bu tarz konulu bir kitaptı ama bu kadar, o kadar güzel bir kitap değildi diyebilirim. Okumak istiyorsanız çok da uygun fiyata kitap yurdunda 13 liraya falan görmüştüm. Yani bu fiyata bence okuyacak kitabınız yoksa mutlaka şans verip sepete ekleyebilirsiniz. Çok güzel kitaplar okumuşum. Bir tek yani sanki Demir Krallı, Tuz ve Keder Evi bir de Asi benim okuduğum kitapların yarısını söyleyeyim. Ah yapmam peki. Yani ona da bir şans verebilirsiniz. Son olarak yani son olarak demeyeceğim bu arada bir saniye. Şunu şöyle bir
Yani dışarıdaki sesi siz duyduysanız gerçekten saydıracağım. Ne yapıyorlar dışarıda ya? Bağıracağım yani adama şimdi. İnşallah siz sesi duymuyorsunuzdur. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Şu an bitirdiğim ve ardından ikinci kitaba geçtiğim Titan serisinin ilk kitabı Geri Dönüş. Ben bu kitabı 5 kez falan okudum. Arkadaşlar o kadar güzel ki benim favori yazarlarımdan ve favori kitaplarımdan. Çok seviyorum. Yunan mitolojisini anlatıyor. Ben o yüzden bu kitabı yani okuduğum en iyi Yunan mitolojisini harmanlayan kitap olarak düşünüyorum. Belki çok daha iyileri vardır. Bu benim gözümde bu arada. Aşk, fantastik, arkadaşlık, komedi her şey bu kitabın içinde var. Böyle bir anda akıp gidiyor. İstediğim dozajda aşkı, fantastiği her şeyi verebiliyor bana. Bundan bir önceki kitabı Melez Sözleşmelerinde Alex adında bir kadın karakterimiz vardı. Aiden adında bir erkek karakterimiz ve diğer erkek karakterimiz Seth vardı. Bu kitapta diğer erkek karakterimizin hikayesi anlatılıyor. 4 kitap. İlk 3 kitabı zaten seneler önce çıkmıştı. Son kitabı bekliyorduk. Final kitabını ve final kitabı bu yakınlarda çıkınca ben tekrar reread yapıp kitabı hatırlamak istedim. 1,5 senedir okumuyordum. İnanılmaz keyifliydi. Çok güzeldi. Çok sevdim. Yani 5 dağlara taşlara 5 diyesim var. Mutlaka alın. Mutlaka. Kesin basımı bitmiştir. Ben şimdi mutlaka alın diyorum ya. Kesin baskısı bitmiştir yani. Ama çok güzeldi. Şimdi yine Kasım ayında okuduklarımı buna eklemek istiyorum. Yeni başladım ama daha Kasım bitmedi. Ben videoyu şimdi çekip atacağım. Ve Kasım bitmeden sadece Güç'ü okuyabilmiş olacağım bence. Çünkü iş başladığı için öyle hızlı bir şekilde şey okuyamayacağım. Okursam bir tek Mücadele'yi okurum ve bu kitaba da 5 vereceğimi biliyorum. Açıklama yapmaya bile gerek yok. Zaten o... Göremiyorum ya ne yaptığını. Beynimi deldi ha. 1 saattir tak 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 tak. Neyse. Nerede kalmıştım? Nasıl sinirlendiriyorlar beni görüyor musunuz? Toplamda Kasım ayını 11 kitapla kapatmış olacağım. Bu akşam yarısını yarın tamamını bitiririm. Ardından ayın 1'inde zaten Aralık ayı okuyacaklarımı sizin için çekeceğim. Çok eğlenceli bir süreç. Çok eğlenceli kitaplar seçmek istiyorum. Yani seveceğiniz, seveceğim, okurken heyecanlanacağım. Ve size buradan bir haber vermek istiyorum. Aylık listemi yaptım. Aylık listemde Cam Şato serisi, Grisha serisi, Hava Uyanıyor serisi, Titan serisi, Kraliçe serisi. Bir ay içerisinde hepsinin detaylı, spoilerlı ve spoilersız yorumlarının tek bir videoda olduğu videolar gelecek. Bunun için beklemede kalabilirsiniz. Hepsini bir aylık süreci, Aralık ayı sürecine böldüm. Kitaplığımda okuduğum tüm fantastik kitapları hepsini değerlendireceğim sizin için. Umarım size biraz bile olsa yardımcı olur. Ben artık gideyim. Tekrar teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Aralık ayı okuyacaklarım videosuyla da 1 ya da 2 gün içerisinde geliyorum. Belki bu akşam bunu atar, yarın hemen onu atarım. Ve bir de ufak bir şey daha soracağım. Size burada bulmuşken bırakmak istemiyorum. En sevdiğim filmler ve diziler çekmemi ister misiniz? Çok fazla böyle çok yönlü bir dizi veya film şeyim yok, seçeneklerim yok. Çok fazla böyle seçenekli 70 tane film, 100 tane dizi falan öneremem ama en sevdiğim filmleri ve dizileri sizin için tek bir videoda paylaşabilirim. İsterseniz lütfen yorumlara mutlaka çektiğin ya da onun yerine farklı bir şey çekebilirsin diye düşünceleriniz benim için gerçekten çok önemli. Sizi çok seviyorum. Artık gidiyorum. Şöyle de bir göstereyim tekrardan. Salladım. Ne oluyor? Ay, bu video uçamıyor ya. Uçamıyor ya. Benim de Kasım ayı okuduklarım bunlar. Kasım ayı okuduklarım bunlar. Artık gideyim. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.